Gümrükte giden yolcu bölümünden girdik. Hemen sol tarafta yürüyen merdivenlerden giriş yaptık şimdi. Gişeye doğru gidiyoruz. Bu arada 150 TL yurtdış çıkış harcını ödüyorsunuz. Zaten ister pasaportla ister kimlikle, yeni çıktı kimliklerle de giriş yapılabiliyor. Eğer online'dan yurtdış çıkış harcını almadıysanız burada gümrükte zaten bir tane gişesi var. Oradan da satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Girişimi yaptım şimdi. Hemen kısa sürüyor zaten. Bir kameraya bakıyorsunuz. Kimliğinize, pasaportunuza girişinizi yapıyorsunuz. Evet. Ve çıktık. Şimdi bizi alacak otobüse doğru gidiyoruz. Otobüsümüz geldi. Şimdi bineceğiz. Şöyle. Biz turla geldik bu arada. Her şey zaten tur ayarlamıştı ama bireysel olarak da burası zaten çok rahat gelinebiliyor. Metro firmasının sahibi Galip Öz. Sağ tarafımızdaki inşaat yeri de... Bir petrol ofisinde durduk şu an. Şöyle bir market var. Oraya gireceğim. Bir fiyat kıyaslaması yapalım. Böyle kısa kısa videolar çekeceğim. Çünkü video çekimi için izin verirler mi bilmiyorum. Kaçak yollu video çekeceğim. Şimdi iniş yaptık arkadaşlar. Otobüsümüz otoparka girdi. Şehrin merkezine yakınız zaten. Şöyle bir saat kadar bir yürüyüş yapacağız buralarda. Gezeceğiz bu tarafları hep birlikte. Sonrasında bize serbest zaman verecekler. Artık bugün bütün gün boyunca akşam dahil olmak üzere serbest free free takılacağız. Buranın meşhur bir heykeli vardır. Ali ve Nino heykeli biliyorsunuzdur. Rehberimizin anlatımını buraya ekleyeceğim. Bu kadar güzel anlatan yoktur galiba. Nino ise de tamamen Batı kültürlü yetişmiş Gürcü bir prenses diyebiliriz. Hani o şekilde adlandıralım. Ali ve Nino tamamen kültür çatışması var burada. Aynı bizim Mahsun Kırmızıgül'ün filmleri vardı yani. Aynı onun gibi bu topraklarda da Doğu ve Batı çatışması oluşmuş arkadaşlar kültür olarak. Lakin bütün zorluklara rağmen Ali ve Nino kavuşmuşlar. Ama sonrasında ülkesinde savaş patlak veriyor ve Ali tekrardan ülkesine dönmek zorunda kalıyor. Yani savaşa gitmek zorunda kalıyor. Ve bu sefer de en yakın kankası Melik. Bak kankalarınıza dikkat edin arkadaşlar. Melik'in Nino'ya aşık olduğunu duyuyor. Bu sefer Ali savaşı bırakıyor, Melik'in peşine düşüyor. Nasıl? Brezilya dizisi. Şu an artık tekrardan tabi Melik'i öldürüyor arkadaşlar. Sonrasında Nino'yu alıp Dağıstan tarafına gidiyorlar. Çocuklar oluyor, bir kız çocukları ve Sovyet Rusya Bolşevikler tekrardan buraya geliyor. Tekrardan Azerbaycan'a dönmek zorunda kalıyor Ali. Ve bunun üzerine de maalesef Ali ölüyor arkadaşlar. Ve Nino da çocuğunu alıp İran'dan sonra da Fransa'da olduğu en son belirtiliyor. Rivayetlerde, tarih kitaplarında kendisi de orada kalıyor. Normalde heykele baktığımızda aslında önce bir kavuşuyorlar. Yani normalde kavuşuyorlar. Olayın hikayesine bakın, kavuşuyorlar. Sonrasında tekrardan ülkede savaş patlak veriyor. Bu sefer ayrılıyorlar arkadaşlar. Ve ikisi birbirinin içerisinden geçtiğinde Ali'nin yüzü doğuya doğru bakar. Doğu kültürüyle yetiştiği için. Nino'nun yüzü ise batıya bakar. Batı kültürüyle yetiştiği için. Temel mantalitemiz Doğu Batı çatışması aslında. Ve bir de kankana dikkat et. Her an her şey olabilir. Hani malını açıkta bırakma, komşu hırsız etme derler ya, onun gibi bir şey yani. Poseidon heykeli Yunan mitolojisinde okyanusların, suların mutlak hakimi. Gücünü de elindeki kamçısından alıyor. Elindeki altın koyun postu rivayetlerin çoğunda en çok bilinen işte nehirde altın kırıntılarını toplamak için asmışlar böyle. Altınlar ona yapışarak altınlaştırılmış ve Gürcistan krallarının da simgesi haline geldi söylenmekte. Ve buraya gelen ergenler de bu koyun postunu istiyorlar. Sonuçta bu bir devletin simgesi. Çeşitli yarışmalara tabi tutuyorlar ve kazanıyorlardı ama sonuçta yine Gürcüler vermiyor arkadaşlar.
Bunun üzerine hain medya aşık olduğu işlerinden birine koyun postunda yanında götürüyor. Ülkesini ihanet ediyor arkadaşlar giderken ve bölgede hain olarak ilan ediliyor. Burası Piazza Meydanı'ymış. Zaten İtalya'da Piazza Meydan demek. Bayağı güzel dekor edilmiş. Göreceksiniz bilmiyorum ama 3 saatte bir bu çan çalıyormuş zaten. Buralarda böyle kutlamalar falan yapılıyor. Şuralar otel, alt kısımlar ise kafeymiş. Aşk Çeşmesi. Buradan çıktık, şu güzelim meydanı bıraktık, Türk Sokağı'na gidiyormuşuz. Orada yemek zamanı da vereceğiz. Bunlar bizim ekip. Ve inanır mısınız, yine yürüyordu. Çorbasız menü alırsanız yemek pilav, pilav üstü döner, salata, içecek 22'dir, 20'ler yapabiliriz. Çay ikram olacak. Açaburi de ikram ederiz isterseniz. Aa süper. Çok gürültü var ama beni duyacak mısınız bilmiyorum. Bir Türk restoranına girdik şu an Türk Sokağı'nda. Deniz Restoran diye geçiyor. Fiyatları zaten önceden size gösterdim. Muhtemelen menü alacağız bizler de. Şöyle menüler. Mercimek 3 tane mi? 2 tane mercimek menüler. Bu arada restoranı şöyle göstereyim, Deniz Restoran. Yemekleri güzeldi ama biz böyle kalabalık bir kafile olarak geldiğimiz için içeride çok fazla gürültü vardı. O yüzden hızlıca yemeğimizi yedik ve şimdi dışarı çıktık. Öyle aslında yemekleri güzeldi ama. Yemeğimizi yedik, restorandan çıktık. Artık serbest zamandayız. Sokaklarını gezeceğiz. Belki kaybolacağız. Belki başımıza bir şey gelir. Allah korusun. Yok ya ne işi? Yok gezeceğiz, eğleneceğiz. Keşiflerde bulunacağız. Bakalım. Hazır mısınız kızlar? 2-3 saatlik zaman dilimimiz var. Sonra otele geçeceğiz ama akşam yine bizim. Yine buralara geleceğiz. Şimdi rengi çok güzel. Şu kiliseye geldik ama giriş yapamadık. Şu an bir cenaze varmış. Şöyle aracını göstereyim. O yüzden aynı sırada girmeyin diye yazmışlar. O yüzden giremedik biz. Belki ilerleyen saatlerde tekrardan bakarız. Eğer açıksa yine gireriz buraya. Çoğunlukla siyah renkte giymişler zaten. Bizim içtiğimiz buranın armutlu sodası meşhurmuş. Şöyle bir yerde bulduk. Şöyle. Yok çok soğuk değil normal. Şöyle. Şundan aldık deneyeceğiz. Umarım tadı güzeldir bu arada. Ha büyükmüş çünkü bayağı. Hiç soğuk değil. Ben işte bu kadarcık sağlık. Güzel. Bizim meyveli sodalara benziyor. Yılın sadece birkaç günü çok sıcak olmuş buralar. Ve birbirini bilin bakalım kime denk geldi. Geç geç bana. Maşallah. Burada yer veriyorlar bakın. Konya'ya geçtik Türkiye'ye. Aynen. Hayır Türkiye'den gelmiş olmamıza rağmen maşallah. Güvenli. Hemen adapte olduk. Hemen arabaların önüne atladık. Burada evet yaya yolunda direkt yayalara öncelik var. Aslında bizde de var da bizde uyumluyor. Direkt yer veriyorlar. Çok sıcak bu arada. Ondan bahsediyordum. Gerçekten çok sıcak bugün şansımıza. Şu an yanıyoruz. Şu tekneye sorduk fiyatı. Yarım saatliğine 10 lari dedi arkadaşlar. Biz de kabul ettik. Yarım saat sürecekmiş. Zamanımız da var. Bari tekneyle gezelim dedik. Şu an teknedeyiz. Bu arada lari hakkında bilgi vermedim. Buranın para birimi lari. 100 TL 8,5 lari yapıyor. Ben yaklaşık ne kadar aldım? 100 lari aldım. Bir gün için yeterli olur dedi bize rehberimiz. Bakalım yetecek mi? Şuraya 10 verdik zaten. Bir de demin içtiğimiz armutlu soda 1.60'tı. Yemeğe de 20 vermiştik zaten.
Tekne turunu beğendiniz mi? Harikaydı. Çok güzel. O kadar yorucu tatilin ardından bu dinlendirdi. Evet, o kadar kalabalıktan sonra şöyle bir yarım saat kaçmak güzel oldu. Deniz zaten her zaman güzel geliyor, iyi geliyor insana. Bu şeyde turda herhalde yorumlar hep böyle 3 kişilik olacak. Bence de. Yapın ya da yapmayın. Ama güzeldi. Yapılmalı. Evet, tekne turu yapılmalı. Şu manzarayı hani gömme dolap, demin diyordum. Dönme dolap manzarasını dışarıdan görmek güzel oluyormuş yine. Şöyle büyük bir yere geçtik. Şimdi magnet bakacağım. Oradakileri beğenmedim. Zaten biri 10'ları dedi, bir tanesi 4'ları dedi ama güzel değildi. Şuradan seçeceğim. Şunu seçtim. Dönme dolap. Kişi başı sanırım 10'larıymış. Ama biz akşam gelmeyi tercih ediyoruz. Otelimize şimdi girdik. Batum'da Sky Tower'da kalacağız biz. Resepsiyona kilitlerimizi verdik. Şimdi odalar için bekliyoruz. Bardak eksiğimiz var. Ama resepsiyonu arayacak telefonumuz yok. 5 yıldızlı otelde telefon yok. Buna ihtimal daha yok. Şöyle dolapların içine bile bakıyoruz. Aa, yok. Düşünse ben böyle çekerken şeyde dolabın içine çıkıyormuş gerçekten. Vallahi yok. Kim? Şuralarda yok. Numara var ama telefonumuz yok. Bu arada burada bir AVM'ye geldik. Kaldığımız otele çok yakındı. Şu Zoomer diye bir yer varmış. Şöyle göstereyim. Apple'dan bir şeyler bakalım dedik ama hem vergileri düşününce bu da tax free olmuyormuş bu mağazasında. Bu yüzden daha pahalıya denk gelecek. O yüzden bir şey almadık. Zaten şu an dediğim gibi vergiler olduğu için bir şey almayı düşünmüyoruz. Şöyle AVM'ye de göstereyim. Carrefour da var burada. Ah hayat, ne yaptın bize? Vergiler, zamlar, kurlar derken hiçbir şey alamıyoruz. Bebek planım var diyor dışına çıkın, şunu alırım, bunu alırım diye damla yok. Hiçbir şey. Kursağımızda kalıyor. Yok. Şu binalara bakın ya. Çok yüksekler. Korkunç. AVM'den çıktık. Yine turlamaya başladık. Tam otelin karşısında şöyle bir park var. Göstereyim. Oraya gideceğiz şimdi. Luna Park. Bilmiyorum. Bir yerli bir şeylere biner miyiz acaba? Var efendim. Bakalım bir şeylere biner miyiz bilmiyorum ama. Bakalım. Ama çok güzelmiş burası. Ay korkunç bir şey. Bir de şu var. Aa, korkunç. Sahilin güzelliği. Thank you.
Biz şimdi taksiye bindik. Bu arada grup arkadaşlarımızdan böyle 5-6 kişi toplandık, bir taksiyle geldik. Kaldığımız otelden merkeze geliş 15 lira tuttu. Kişi başı bölüştük böyle. Hesaplı oldu. Şimdi yemek yemek için güzel bir yer arıyoruz. Bugün gündüz girdiğimiz yollar aslında buralar. Şu turuncu evi göstermiştim. Piyaza meydanına doğru gideceğiz. Oralarda güzel bir mekan bulup yemek yiyip belki bir şarap içeriz. Bir şarap evi. Devamlı orası ne diyor? Restoran orası. Yani şeye göre daha uygun düşüyor. Buna mı geldiniz? Abi bizi böyle bir yere getirdi bu arada. Biz çok istendik ama ayaklarımız ağrıdığı için istendik de şu an bilmiyorum. Güzelmiş gibi. Nasıl? Üniyeli amca. Bir gün beni izlersen. Üniyeli mi bu? Neyse bizi güzel bir yere getirdin diyormuşuz. Anlamış etsek acaba. Siparişlerimizi verdik. Buranın meşhur mantısıyla bir tane yumurtalı et tarzı bir şey vardı. Böyle yumurtalı ekmek tarzı bir şey vardı. Onları sipariş ettik. Böyle salata falan içeceklerle. Bakalım tadım yapacağız. Bu olmaz çünkü. Bu hinkali meşhur mantısı. Burada bir tavuk sote gibi bir şey istedik biz. Son bir tane de ekmek gelecek işte, yumurtalı olan. Evet evet. Yani olmasa olur ama. Bakalım. Evet, iyi değil, kötü değil, farklı. Ne yapacağız şimdi o zaman? Bunu böyle karıştırmamız. Şunu da çekeyim. Haçapurin mi? Ne? Öyle bir şeymiş bu. Güzel görünüyor ama. Karadeniz'in haçapurin. De şunu deneyelim. Ama çok güzel mi? Güzel. Bunu daha çok beğendim ben. Mutlaka denemelisiniz, bayıldım. Harika arkadaşlar, kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu restorandaki videoyu çok güzel, çok güzel ve çok güzel diye bitiriyoruz. Hem gözümüz hem midemiz doydu. Bayağı güzeldi. Tavsiye ediyorum. Liman tarafında bir yerde. Adını buraya yazarım. Bu restoranı mutlaka gelin. Restoranın adı Sanapiro. Dediğim gibi sahil tarafında. Zaten büyükçe bir bina. Mutlaka görürsünüz. Buralara yolunuz düşerse deneyin derim. Çok güzel çünkü. Gündüz çok sıcak olduğu için dönme dolaba binememiştik. Ama şimdi bu ışıklı haliyle tabii ki bineceğiz. Kişi başı 10 lira bu arada. Bahar bize bu tatlı sucuk vardır ya, cevizli sucuk. O burada meşhurmuş. Ondan almış. Şimdi yine tadım yapacağız. Bakalım bizimkilerden farklı mı? Bakalım. İlk çıkamadı. İlk merhaba. Harika. Bir tadına bakalım. Güzelmiş.
Sanki tadı pestili hanım satıyor gibi. Zaten düş pestili gibi. Ama bizdekinden pek bir fark yok. Bizdekiler daha güzel bence. Bizdeki ceviz daha taze. Bizdeki.